bölgemizin deprem tehlikesi altında olduğunun farkında mıyız? Ne yazık ki gün gelip bu zamanları da unutup hayatın normal akışına kaptıracağız kendimizi. Ta ki yeni bir sarsıntı olunca gidip. Unutulmamalı, unutulmamalıyız. Deniz kumu denizde olur, inşaatta olmaz. Daha fazla para için kolon kesilmez. Evet, çok değerli belediye başkanlarımız, çok değerli kent konseyi başkanlarımız, çok değerli genel sekreterlerimiz ve katılımcılarımız. Deprem gerçeğini bu filmle birlikte galiba biraz daha... Hemen Mersin Büyükşehir evet. Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e bir selamlama konuşması için söz hak veriyorum. Buyurun Sayın Seçer. Evet, teşekkür ediyorum. Ben de Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Kent Konseyi'ne teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon için. Tunç Başkan'a da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Gerçekten çok büyük gayret sarf etti. Kendisini de kutluyorum. İzmir depreminin yaralarının sarılmasında emeğe geçen tüm kurumlara, tüm çalışan orada arama kurtarma faaliyetlerinde bulunan kahramanlara teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Ölen yurttaşlarımıza da Allah'tan rahmet, yaralılara da şifalar diliyorum. Şimdi işte işin en sıkıntılı tarafı da bu. Olaylar oluyor, afetler yaşanıyor. Ölümlü ya da kentte, toplumda çok büyük tahribatlar yaşanıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz, üzüntülerimizi ifade ediyoruz ama bildiğimizde maalesef vazgeçmiyoruz. Herhalde dünyanın en çok yasa çıkaran parlamentolarından biri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Fatma Başkanım da bilir. Ben de parlamentoda görev yaptım. Çok sayıda yasa çıkar. Ama Türkiye'de bir diğer konu da diğer eşdeş ülkelere taş çıkartacak. Bu yasaların uygulanmasının da en büyük zafiyeti ne? Maalesef bizim ülkemizde görülüyor. Yoksa baktığınız zaman yasalar eksik gedik ama bir şekilde belki de ihtiyacı karşılayacak düzenlemeler ama uygulamalar tabii ki yerine getirilmeyince de sonuç itibariyle az önce Sayın Başkan da söyledim. Depremde ortaya çıkan durum bir sonuçtur. Geriden gelen eksiklerin, gediklerin, yapılmayanların, ihmallerin ortaya çıkarttığı bir sonuçtan farklı bir şey değildir. Dolayısıyla yasaların uygulanması gerekiyor. Merkezi yönetim ya da yerel yönetimler ki halka ilk dokunan, halkın içerisinde olan bu tip afet durumunda ilk olarak bu işin içerisine girmesi gereken kurumların başında yerel yönetimler geliyor. Zaten İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurumu'yla da eş güdümlü çalışan kuruluşlar, yerel yönetimler, belediyeler. Belediyelerin en önemli konularından bir tanesi imar planları. Burada çok dikkatli davranmaları gerekiyor ve gerçekten teknik açıdan yapılması gerekenleri yapmaları gerekiyor. İnşaat ruhsatlarından inşaatların denetimine kadar geriden gelen zafiyetlerin ortadan kaldırılması gerektiğini düşünüyorum. İmkanlar dahilinde bütün belediye başkanları gibi ben de kentsel dönüşüm ve gelişim projelerinin hayata geçirilmesinden yanayım. Biz de bu son İzmir depreminden sonra mecliste yaptığımız değerlendirmede kendi kentimize münhasır özellikleri de değerlendirerek bir komisyon oluşturup bazı çalışmalar yapıp depremle ilgili ya da afetlerle ilgili bu alınacak kararların meclis kararına bağlanması konusunda bir değerlendirme yaptık.